Evet, herkese selamlar, selamun aleyküm, ve aleyküm selam, günaydınlar. 12 Mayıs 2024 günlerden pazar günü. Bugün anneler günü, anneler, tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Bugün aynı zamanda hemşireler günü, hemşireler günü de kutlu olsun. Biz de KPSS sürecimizin 4. denemesini bugün çözeceğiz böyle. Yaklaşık bir haftadır deneme çözmüyorum. Şunu fark ettim, yani bence ortalama 3 günde, en az yani 3 günü geçmemek şartıyla 3 günde bir deneme çözmek gerekir. Yani en kötüsü bile, hiç deneme çözmeyen bir insan bile 3 günde bir deneme çözmesi gerekir. Hele benim gibi böyle denemeden denemeye çalışan biriyseniz böyle muhakkak 3 günde çözmelisiniz. 3 günde bir deneme çözmelisiniz. Çünkü diğer bir hafta çok uzun sürüyor. Gerçekten çok uzun sürüyor. Tabii bazılarımızın koşulları bunları sağlamıyor. Mesela ben çalıştığım için böyle İster istemez hafta işlerini çözemem. Hani akşamları çözmek istesem, çünkü akşam eve geldiğimde bazen çok yoruluyorum. Ondan ötürü yani zihin kendini veremiyor, ama ileriki zamanlarda bunu yapacağım inşallah tabii de. Bakalım, bugün biz bugün dördüncü denememizi çözeceğiz böyle. Nasıl bir tablo çıkarıyoruz? Bazı eksiklerim vardı. Eksiklerimi tamamlamıştım böyle. Birazdan denemeye başlayacağım. Denemeye başlamadan önce çıkarmış olduğum notlarıma bir göz geçiriyorum. Ne yapmışım, ne etmişim şu ana kadar. Önüme ne gelmiş, ne geçmiş. Bakacağım. Denememi çözeceğim. Ondan sonra yorumlamasını yapacağım. Yani doğru yanlışına bakacağım. Ondan sonra kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da belli başlı işlerim de var bugün gün içerisinde. Onları da edeceğim böyle. Hadi bakalım, başlayalım. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdilik görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Evet, nihayetinde 4. denememi de bitirdim böyle. Bugün deneme çözerken gerçekten böyle hani yoruldum yani. Bir de hani bugün aç başladım böyle. Yani size tavsiye eder miyim aç olmasını? Yok, tavsiye etmem. Bir şeyle muhakkak atıştırın. Ben akşam geç yemek yediğim için böyle, gece neredeyse 11-12'ye kadar da yemekle meşgul olduğum için böyle sabah pek iştahım yoktu. Ondan dolayı kahvaltı yapmadan başladım böyle. Çözdüm. Değerlendirmesini de yaptım. Şu anda toplamında tam 60.25 netim var, yani 60 netim var böyle. Hani genel olarak Türkçeyi değerlendirecek olursam, Türkçe çok iyiydi böyle. Bu sefer şey yaptım, bu ses yani dil bilgisi sorularını da yapmaya çalıştım böyle. Yani 4 tane soru vardı zaten, 5 tane vardı daha doğrusu, bir tanesi ben hep yaptığım için o ses olaylarını. Ama o 4 tane sorudan işte 2'de 2 yap, 2, 4 sorudan 2 tane yaptım böyle, 2 tanesi de yanlış. Sözel mantık bu sefer çok kafa karıştırıcıydı böyle. Daha doğrusu mantığını bile bulamadım, onu tamamen boş bıraktım böyle. Şimdi çözemedim, işin içine çıkamadım. Matematik desen, matematikten hiçbir şeyim yok. Hiç bakmıyorum bile, hiç ağzını açıp bakmıyorum bile. Ha, gerçek sınavda yapmaya gayret edeceğim böyle. Tabii ki atacağım, ama 2-3 tane soru kendim yapmaya gayret ediyorum. Onu belirtmek istiyorum böyle. Türkçe'de şu anda yani üzerinde duracağım veya eksiğimi düşündüğüm bir konu yok. Mesela bu ikiye işte anlatım akışını bozan cümle vardı. Yani hangisi bozuyor? Veya iki paragrafa bölmek isteniz hangi şeyden başlar? Sorularına eksiğim vardı. Onları hallettim. Şu anda Türkçe'de herhangi bir eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Yani pratik yapa yapa, soru çöze çöze, deneme çöze çöze işte bunu geliştirip hızlandıracağımı düşünüyorum. Çünkü soru çözerken halen daha beynimin yandığını hissediyorum. Genel kültüre geldiğimde tarihte herhangi bir sıkıntım yok. Ara ara bazı bilgi sorular geldiğinde ikilem arasına kalıyorum, ama genel olarak iyi olduğumu ve o bilgi kirliliğimde, yani karşıma çıkan o ikilem arasına kaldığım sorularda da işte çöze çöze notlarımı tuta tuta üzerinden geçeceğimi düşünüyorum böyle. Yani 27 sorudan 27 yapabilecek kapasiteyim. Zaten ben genel kültürü fullemenin derdindeyim. Yani 60 soruda 60 yapabilme kapasitede olduğumu düşünüyorum ve hedefim de o yönde. 60'ta 60 yapmak, Türkçe'de de 25'e yakın bir net çıkarabilmek. O zaman zaten 85 nete takabilir diyor Allah'ın izniyle. Yaparım yani, yapacağımı düşünüyorum böyle.
Coğrafya halen daha göllere, akarsulara, ondan sonra bu şekillere pek bakmamışım. Onu şu anda ertelediğimin farkındayım. Bugün soru kaçırmadım oralarda ama eksiğimin olduğunu biliyorum ve bunu en kısa zamanda tedarik edeceğim böyle. Başka konuda coğrafyada pek soru kaçırmıyorum böyle ki ara bazen böyle çok farklı sorular geliyor. Mesela bu rüzgar gülleri var belki bilirsiniz ama rüzgar güllerinde de biraz eksikliğimin olduğunu bilincindeyim. Onları da zamanla kapatacağımı düşünüyorum. Onun için sıkıntı yok. Tarih ve coğrafyada. Anayasada gerçekten çok eksiğim var. Anayasaya bir ara böyle toptan bir üstünden geçmem gerekiyor. Yani bir hafta 10 günü böyle videolarına ayıracağımı düşünüyorum böyle. Benim hocada Esra Hoca vardı. Esra Hoca çok iyi. Bende kalıcı bırakmıştı böyle. Anayasaya başlayacağım çünkü anayasada mesela bugün baktığımda böyle genel kültürde kaç tane net yanlışım var? 14 tane. Bu 14 tanesinin neredeyse 10'a yakını anayasada çıkıyor ve bu genel kültürün orada da 2 tane var. Ama diğerlerinde tarihte, coğrafyada 2-3 arasında değişiyor böyle. Yani 3 aşağı 5 yukarı öyleydi. Tarihte bugün sadece 2 tane yanlış yapabildim. Orada ikilem arasında kalmıştım bilgi kirliliğinden dolayı. Onlar yanlış geçmişti ama anayasanın üzerine geçmem gerekir. Bak anayasanın en çok da hangilerine değinmem gerekir? Bu 2017 değişikliklerine biraz değinmem gerekir. Hakimler, savcılarına, Danıştay'a, Yargıtay'a, ne bileyim Anayasa Mahkemesi'ne, ondan sonra bu mahalli idarelerine pek sıkıntı yok ama yine de üzerine geçme gerekir. Ondan sonra bu kanun, hukuk boşluğu, vesayet haklar, bunlarda biraz eksiğim var. Bunların üzerinde durmam gerekir. Ona da bir hafta 10 gün ayırmam gerekir. Başka da bir sıkıntı yok. Anayasadaki o o sıkıntıyı ben giderdiğimde netlerim hızlı bir şekilde 70'e çıkacağını düşünüyorum böyle. Başka da bir sıkıntı yok, bir problem yok. Bugün 4. denememde 60 nete takabilirdi. 60,25 ama 60 net diye hesaplıyorum böyle. Hakkımızdan hayırlısı olsun. Bütün hazırlanan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, güle güle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.